Gel. Hünkârım. Hayrola Ayaspaşa, yalnız mı geldin? Kadı efendi gelmedi mi hala? Ben başka bir husus için rahatsız ettim sizi. Söyle. Hünkârım, dün İbrahim Paşa'nın Fransız elçisiyle olan görüşmesinde hazır bulunamadım. Bu sebeple müzakere zaptını okudum. Daha evvelki müzakerelerin de zaptı geçti elime. Siz Şehzade Mustafa Hazretleri'ni ziyaret ettiğiniz vakit bir müzakere yapılmış. Haberim var. İbrahim Paşa malumat vermişti. O halde yazılanlar malumunuz olmuştur. Mesele nedir paşa? Okumanız icap eden bazı hususlar var hünkârım. Hayvanların en yırtıcısı olan aslan güçle değil, zekayla ehlileştirilir. Terbiyecisi onu evvela sevdiği yemle, daha sonra da alışkanlıkla uysallaştırır. Efendisinin elinde kısmen korku uyandırmak, kısmen gerektiğinde kendini korumak için her daim bir sopa vardır. Hiçbir yabancı ona yem vermeye cesaret edemez. Ancak ve ancak alışkın olduğu kişi ona yem verebilir. Aslan hükümdardır Mösyö. Terbiyecileri de vezirleridir. Aslan Osmanlı'nın yüce hakanıdır. Ben de hünkârım olan yüce padişahı, söz konusu olan hakikat ve adalet sopasıyla terbiye ediyorum. Bu yüce imparatorluğu ben yönetiyorum. Her şey benim kararımda olduğu için yüce hünkârımızın bile verdiği buyruklar eğer benim olayımdan geçmezler ise uygulanmaz. Hünkârım, İbrahim Paşa Hazretleri geldiler. Hünkârım. Kadı Efendi et meselesiyle alakalı malumat vermek için geldi. Geç meseleyi ben de tetkik ettim. Boğdan Voyvodası göndermesi icap eden koyunları Lehistan'a satmış. Fakat bu sadece bir haraç meselesi değil. Anlaşılan o ki Voyvoda Ferdinand ve Şarken'le işbirliği içerisinde. Hünkârım, iyi misiniz? Bu akşam devlet erkanı için bir iftar yemeği veriyorum hünkârım sarayımda. Eğer kabul buyurur, teşrif ederseniz şeref duyarım. Gelirim İbrahim. Thank you.
Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Sultanım, bağışlayın lakin hünkârımız da ailenize dönmenizi istediler. Yalnız olduğunu söylemiştin. Yalnızlar sultanım. Peki sen İbrahim, sen nasıl ölmek isterdin? Sizin dostunuz olarak hünkârım, kardeşiniz olarak, can yoldaşınız olarak ölmek isterdim. İbrahim Paşa, şerefli Osmanlı ordusunun seraskerlik rütbesini de size tevdi ettim. Hayırlı olsun. Bu yetkiyle beni ölüme daha da yaklaştırdınız hünkârım. İbrahim Paşa, divanda bunu okumanız. Ben yaşadığım müddetçe İbrahim Paşa bana sormaksızın her tedbiri almak, cezayı vermek hususunda yegane yetkilidir. Herkes gibi sen de duy ve bil Pargalı. Senin canın benim teminatım altındadır. Bu kararla seni kendimden dahi koruyorum.